arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde gördüğünüz bu güzel bebek patiğini öreceğiz hem kız bebeklerimiz hem de erkek bebeklerimiz için uygulayabileceğimiz tığ ile ördüğümüz çok güzel ve kolay bir çalışma patiğimizi örmek için örmüş olduğunuz bu burun kısmından başlayacağız önce zincirimizi çekip Üzerine trabzanlarımızı örüp modelimizi uygulayacağız ve yukarıya kadar modelimizi öreceğiz. Yeterli üst uzunluğa eriştikten sonra sadece bu yanlarımızı örüp arkada en son tığımızla birleştirerek şöyle görelim bakınız nereden birleştirildiği bile belli değil gayet kolay gizli bir birleşme işlemini yapıp patiğimizi tamamlayacağız evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen diğer tekine çalışmaya başlayalım kolay gelsin 6 tane zincirimi çekiyorum. Bunu düğümden sayıyorum, sıkıştırıyorum. Şöyle rahatlatıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimi çektim. Birinci zincir içerisine girerek bir yuvarlak yapıyorum ve bu yuvarlak kapatıyorum. Üzerine 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum, kapattığım yerden. Bakınız. Sonra buradaki kalan ipimi sol tarafa doğru yatırıyorum ve bu zincirimden ayrı toplamda 11 tane trabzan örüyorum. Bir defa dolayıp iki defa da çekiyorum. 1, 2, toplam 2 oldu bakınız. 3, 4, 5, 6 ipimizi de gizliyoruz 7 8 9 10 11 ipim de kopmuş bağlamışım 12 ve sonuncu trabzanımı örüyorum bu düğüm attığım yeri de şöyle gizledim 12 tane trabzanımız oldu şimdi bunu ilk zincir çekerek ördüğüm yere geliyorum ilmeğimi kaydırıp birleştiriyorum ve başlıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum hemen bakınız aşağıdaki zincirimin üzerine gelen yere zincirimi çektim tığımın başını doluyorum bu battığım yerden sonra bir atlıyorum 2 atlıyorum bakınız battığım şuraya battım bunu saymıyorum. Bunu 1 diye sayıyorum. 1, 2, burası da 3. Üç. Üçüncüye gelerek batıyorum. 1, 2, 3. Ve bir tane trabzanım örüyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci trabzanımı ördüm. Ve toplamda 4 trabzan olana kadar aynı yere giriyorum. 4 tane trabzanımız oldu. 1 tane zincir çekiyorum. Bu şuradaki 4 trabzanı ördüğüm yere yeniden 4 trabzan daha örüyorum. 1 2 3 ve 4 4 trabzan daha ördüm. 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzanımızı ördüm. Şimdi Tabağın kısmı ile yan kısımlarını oluşturacak bölümü örmeye başlıyorum. Bu an ördüğümüz yer burası. Şimdi şurayı ördük bakınız. Şimdi tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. iki atlıyorum. Üçüncü trabzanıma batıyorum. Üçüncü trabzanıma battım bakınız. Ve yeni bir trabzan örüyorum. Ve aynı yere bir tane daha örüyorum. Bu sıramızda buraya kadar bütün trabzanlarımızı çift çift örerek patiğimizin artışını yapıyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Bakınız çift çift ördüm. Batıyorum. Aynı yere bir daha. Hepsini çift çift. Trabzanlarımızın her birini ikişer ikişer örerek sona kadar geldim. Şurada bakınız zincir çektiğimiz bölüm vardı. Zincir çektiğimiz bölümün de yanına bir tane daha trabzanımı örüyorum. Bunun dibine ve hemen zincirin üst kısmına batıyorum. Şu kısma bakınız batıyorum. Burası da çift olmuş oldu. Ve buradan 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak şu 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan örmüştüm. 1 zincirin içerisine bu çekmiş olduğum 3 zincirden sonra başını dolayarak gelip buraya batıyorum. Ve bu noktaya tekrar 4 tane trabzanım örüyorum. 1 dolayıp iki defa da çekiyorum. 3 ve 4. 4 trabzandan sonra bir tane zincir çekiyorum. Modelimiz ayrılmasın. İki tane çekmeyelim. Ve yeniden aynı noktaya dört trabzanımı örüyorum. İki, üç ve dört. Evet, dört tane trabzan, bir zincir, dört trabzanımızı ördük. Ve bakınız bu ikinci modelimizi uyguladığımız noktadayız şu anda. Buradan zincir çekmeden tığımı başını doluyorum. Hemen şuradaki çifter çifter örmüş olduğum trabzanlarımın bulunduğu yere geliyorum. 3 tane tek dördüncüyü çift örüyoruz. Birinci teki ördüm trabzan üstüne. İkinci teki ördüm. Üçüncü teki ördüm. Her bir trabzanımın üzerine birer birer batarak trabzanlarımı ördüm. Dördüncüyü ise iki defa örerek artma işleminin ilkini yapıyorum örüyorum. Bakınız dördüncüyü. Dördüncüyü battığım yere yeniden giriyorum. Dördüncüyü ördüm. Tığımın başında doluyorum. Tekrar bir tek iki tek üç tek dördüncüyü çift örüyorum. Dördüncüyü de çift ördüm ve devam ediyorum. Bir tek iki tek 3 tek 4. çift ve burayı da sona kadar gelelim 1 4. çift örmüştük şöyle bakalım 1 tek 2 3 ve dördüncüyü çift örüyorum bakın aynı yere bir daha batıyorum ve şuradaki 3 zincirin tepe noktasına gelerek şöyle batıyorum şöyle kapatıyorum 1 2 3 tane zinciri yeniden çekiyorum tığımın başını dolayarak ortaya giriyorum şuradaki bir zincirin olduğu yer 3 zincirimi çektim 4 tane trabzan 1 2 3 ve 4 araya bir tane zincirim ve tekrar 4 tane trabzanı 1 2 3 4 tamamın başını doluyorum yana geçiyorum şimdi ben küçük bir patik örüyorum 0 6 aylık bir patik ölçüsü benim bu ölçüm e, ipim de ince olduğu için bir yaşına hani olabilir belki e, iplerimiz değişik olduğuna ama daha büyük çocuklarımız için öreceksek şu benim e, üç tane tek bir tane çift artırdığım yerde sevgili dostlar biraz büyük örmek istiyorsanız iki tane tek üçüncü çift örebilirsiniz. İki tek üçüncü çift. Eğer bu şekilde ördüysek ben bu sırada e, artış yapmayacağım ama... 1 yaş üzeri 2-3 yaş için öreceksek burada da artışlarımızı yapalım. Nasıl yapalım? 3 tane tek, 1 tane çift. 3 tek, 1 çift. Bu sıramızda da 2 yaş civarı çocuklarımız için öreceksek artış yapalım. Daha büyükler için bir sonraki sırada da artış yapabilirsiniz. Ayağımızın kalıbı olabilecek şekilde. Bu nasıl? 0-6 ay dediğim gibi e, ayağı küçük ya da ipimiz biraz kalınsa 1 bir yaşa kadar çok rahatlıkla olabilecek bir ölçü. Şu an ördüğümüz ölçü. Evet ben bu sıramızda yani modelimin 3. kurulumunda yani şu kısmı sayıyorum. 3. kurulumunda artık artış yapmadan işlemlerimi hep tekrar ederek öreceğim. Artış yapmıyorum. Birer birer hepsine batıyorum. Doluyorum. Örüyorum. sona kadar ilerliyorum sona kadar geldim burada 3 zincirimi çektiğim yerdeyim bakınız bu 3 zincirimi çektiğim yerde şu kısma batmıyorum bakınız şu kısma başını dolayıp batmıyorum buradaki 3 zincirimin tepe noktasına geliyorum ilmeğimi alıyorum ve burayı bu şekilde örüyorum yeniden 1 2 3 zincir çekip tığımın başını doluyorum bu araya 4 trabzan 1 zincir 4 trabzanımı örüyorum Bir tane zincir, tekrar dört tane trabzan. İnşallah çok rahatlıkla örüyorsunuzdur, eminim örüyorsunuz. Tamın başını doluyorum ve başlıyorum bire bir trabzanlarımı örmeye. sona kadar ilerleyelim. Sona kadar geldim. Yine buradaki 3 tane zincirimin en üst kısmına şu şekilde örüyorum. 1 2 3 zincir çekip yeniden bu noktaya başlıyorum ve toplamda 1 2 3 4 5 tane olana kadar bu şekilde örüyoruz. Öndeki modelimizden 5 tane kurduk. 1 2 3 4 5 Bakın 5 tane kurduk. Şimdi şu yandaki sıralarımızı örmeye başlıyoruz. Buradan ise 1, 2, 3, 4 sıra öreceğiz. Şimdi burada nasıl öreceğiz? Geçişimizi yine yaptım ben. Yan taraftaki 3 zincirime battım. Şuraya her zaman yaptığımız gibi. 1, 2, 3 tane zincir çekip bu kez şu şekilde çeviriyorum. Ve birer birer trabzanlarımı diğer orta modelimizin kenarına gelene kadar örüyorum bu birinci sıramız toplam 4 sıra örmemiz yeterli ee, büyük başlayan arkadaşlarımız birkaç sıra daha fazla örebilirler öreceğimiz bebeğimizin çocuğumuzun ayağının ölçüsüne göre büyütecekler trabzanları artış yapmadan birer birer örüyorum. Son trabzanımıza kadar geldim. Son trabzanın bakın şuradan itibaren son trabzanımızı ördük. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum. Toplamda 4 sıramızı bu şekilde örüyoruz. Bu ikinci sıramız. Bu sıradan sonra ve iki sıra daha örmem lazım. Sonra arkadan birleştireceğiz. Bu kadar kolay bir çalışma. Toplam 4 sıramızı ördüm. 1, 2, 3, 4. Şimdi şöyle arkasını çeviriyorum. Şu şekilde. Şuradaki kısmı birleştiriyorum. Yani arkayı çevirdikten sonra şuradan birleştirme işlemimizi yapıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şu şekilde çevirmiştim bakınız. İlk trabzanıma gelerek batıyorum ve sadece kaydırıyorum. Daha sonra çeviriyorum. ikinci trabzanıma batıp karşılığında ikinci trabzanına şöyle giriyorum tepeden. İpimi alıyorum. Kaydırıyorum. Üçüncü trabzanımla yine karşısında üçüncü trabzanıma her bir trabzanımın karşılığına girerek sadece kaydırıyoruz ve bu işlemi tersinden yapıyoruz. Yani iç kısmı çevirdim. Karşılıklı bakın şöyle illa saymanıza gerek yok. Birebir karşısına geleni Gelip sadece ilmeğimizi kaydırıyoruz. En son girdim. Kaydırdım ve bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Kestikten sonra şu şekilde çeviriyorum arkasını. Bakın çok güzel birleşme işlemini gerçekleştirdik ve patiğimiz tamamlanmış oldu gayet güzel oldu Tabii büyük örecek arkadaşlarımız buradan 4 sıra değildi 5-6 sıra istedikleri ya da ördükleri büyüklüğe uygun olarak örmeye devam edecekler bu birazcık daha küçük bebeklerimiz için daha büyük örenler Şuradaki sırayı da 5 değil 6-7 ördükleri kalıba göre yani kendimize bile örebiliriz ama buradan artışlarımızı yapmak zorundayız yani ayağımıza olacak kadar şu kısımdan artışlarımızı örerek devam ederiz mesela nasıl yapabiliriz ee, epey büyük çocuklarımız için öreceksek şayet e, ilk 12 tane trabzanımızı başladıktan sonra bu sıra ikinci sıranın hepsini çift örmüştük zaten daha sonraki sıramızı bir tek bir çift olarak örebiliriz ve sonraki sıramızı ise iki tek bir çift iki tek bir çift örüp büyütebiliriz yani tamamen ayarlamayla yapılabilecek e, şekilde yani çok güzel ayarlanabilir, kolay bir ayarlama sistemi var Burun kısmından uzatacağız hem de modelimizi uygulayacağız. Evet, bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve umarım çok çok kolay gelmiştir sizlere de. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.